işkencedir. Bebek bakıcılığı işkence değildir. Öyledir. Bak, Lillian koca bir bebek ve ben... 14 yaşındasın. Kesinlikle olgun bir 14 yaş. Kesin olgunluk. Bu yüzden bebek bakıcılığı yapan sensin. Şimdi geç kalmayacağız. Kardeşinin 9'da yattığından emin ol ve iyi geçinmeye çalış. Yoksa gelecek sefer Lillian bebek bakıcılığı yapar. Hoşça kal. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ben kış modasını çalışacağım. Sen sessiz ol. Keşke sen konuşabilseydin Napolyon. O zaman konuşacak birine sahip olurdum. Tamam, bu kadar. Yatma zamanı. Saat daha sadece 8. Yönetim bende ve ben 9 diyorum. Şimdi dişlerini fırçala ve pijamanı giy. Hemen. Aa, senden nefret ediyorum. Buradaki işim sona erdi. O dergiyi bırak bebek. Konuşmamız gerekiyor. Ateşi aramızdan hangimiz kontrol eder? Havanın recesi kim? Hangimiz suyla sihirli oyunlar oynar? Toprağın gücü kimde? Hadi yeter ki birlikte ol. Korkma yok hiç, hiç kimse bizi hiç yıldıramaz. Bütünün B'si. Kedi konuşuyor mu? Hayır. Ricky Rodent, orada bir vantrolog var. Alınma ama bu hiç normal bir şey değil. Evet, Bay Huggle'ın da hoşuna gitmedi. Evet, sizin fareniz bununla da baş eder. O kesinlikle bir fare değil, tamam mı? Bir ev kedisiyle mi tartışıyorum? Bu sadece bir ev kedisi değil dostum. Benim ve Lillian'ın tanıdığı. Tanıdık mı? Ha, tanıdık. Bir büyücüye hizmet eden ve koruyan sihirli bir hayvanın ruhudur. Kardeşim bir velet olabilir ama büyücü değildir. Gerçek bir büyücü yani. Evet, o bir şey. Bana konuşma gücünü o verdi. Sadece isteyerek. Çocuğun kaderi büyük olmak. Aksi takdirde benimle tanışması oldukça gereksiz olurdu ama güçlerimin zamandan önce ortaya çıktığını sanıyorum. Aşırı mistik bir güç. 8 yaşındaki bir çocuğun elinde mi? Bu kötü bir durum. Bana göre bu güçle baş etmeyi öğrenene kadar onun haberi olmasın. Tam olarak ne hakkında haberi olmasın? Şimdiye kadar sadece soruları dinledik. O zaman gidip cevaplarını bulalım. Lillian'ı yalnız bırakamam. Özellikle de şimdi. Senin için kalırım. Git hadi. Teşekkür ederiz Matt. Miau. Miau. Sesler duydum ve... nerede? Cornelia nerede? O hemen dönecek. O sadece dışarı çıktı. Arkadaşları için beni ekti. Büyük sürpriz. Hey. Ben hala buradayım ve Bay Huggles'ta. Senin tanıdığın... yani sen Napolyon'u tanıyorsun, öyle değil mi? Bana anlattıklarına göre Cornelia'nın kız kardeşi sihirli enerjiyle dolu büyük bir vaftiz teknesi olabilir. Belki de o dünyanın kalbinin kendisidir. Bu olamaz. Bu Oracle'ın senin gibi birini muhafız olarak seçmesini açıklayabilir. Bir dakika dur. Bizi Oracle mı seçti yani? Bizi yeğenliğin seçti sanıyordum. O eski bir muhafız ve biz torununun en iyi arkadaşlarıyız. Ama bunun bir anlamı yok. Ben şehre yeni gelmiştim. Hayley'ni çok az sanıyordum. Hayley gerçekten de ruhun devamlılığını sağlamak için seçildi. Ama Cornelia'nın dünya muhafızı olarak seçilmesi... pekala kız kardeşini dünyanın kalbini korumak... ve ona rehberlik etmeyi sağlamak için olabilir. Benim kimseye rehberlik edeceğim... tamam, merak resmen başlamış oldu. Biz neden seçildik peki? Evet, söyle. Böylesi gerçekler ancak zamanı geldiğinde ortaya çıkar. Şimdilik çocuğa odaklanmalısınız.
Eğer Nerissa bu kızı ve onun potansiyel güçlerini öğrenirse... Lillian'ın gücünü kendi sihirli mührüne katmayı deneyecektir. Ama bir kalp zorla alınamaz. Ondan isteyerek vazgeçmelidir. Sakın Nerissa'yı hafife alma. Veya Elyon ve Kadma'yı güçlerini teslim etmek için kandırdığını unutma. Hayır. Kız kardeşime benden başka kimse dokunamaz. Will, beni eve gönder. Tamam, işte oldu. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Güzel bir kalede sihirli bir prenses yaşıyormuş. Lillian! Nasıl bildin? Kesmek istemiyorum ama Matt için bir haberim var. Nerissa alarmındayız. Diğerleri Dragon'da bir strateji üzerinde çalışıyorlar. Ben burayı devralacağım. Tamam. Kendine iyi bak Lil. Gidiyor musun? Ama masala yeni başlamıştın. Cornelia, her şeyi mahvettin. Tamam, sorun değil. Sen ve ben iyiyiz. Sen hiç iyi değilsin bana karşı. Gerçekten böyle mi hissediyorsun? Dinle, çok daha iyi bir abla olacağım şu andan itibaren. Bak, daha yakın olmamızı istiyorum. Aramızdaki bu mesafeden nefret ediyorum. İkimiz de çok daha iyi oluruz. Ayrılmadan. Eğer kabul edersen her şeyi paylaşabiliriz. Benim hatam Cornelia. Huggles benden kaçtı. Buraya gel. Harika. Şimdi bütün hayvanlar çıldırdı. Bana yardım et. Sen ne yapıyorsun? Lillian'ı yalnız bırakamayız. Şimdi olmaz. Tam zamanında. Daha ne kadar dayanırdım bilmiyorum. Evet, Huggles haber verdi. Riski göze alacak gücüm yoktu. Bu yüzden kaçtım. İyi denemeydin Nerissa. Ama bir fare bile benim daha güzel olduğumu bilir. Belki de daha iyi olur. Değişmem. Vay canına. Hala daha iyi olan benim. Muhafız makyajı bile işe yaramıyor. Erik kurusu sana daha çok yakışıyor Nerissa. Küçük hakaretler kız kardeşini asla koruyamaz. Geri döneceğim. Asla vazgeçmeyecek, öyle değil mi? Neden vazgeçmeyecek? Bu seni ilgilendirmez. Sen neden ayaktasın bakayım? Hemen yatağına dön. Hepsi bir numaraydı, biliyordum. Daha iyi abla olma konusunda ciddi olmadığını biliyordum. Hadi prenses. Hala anlatacağım bir uyku masalı var. Yumuşak bebek. Gerçekten yumuşak. Bir abladan diğerini. Güvenini geri kazanmalısın. Madem ki Nerissa'nın görüş alanına girdi, hayatı buna bağlı olabilir. Matt, bir masal daha anlatır mısın lütfen? Aslında... Neden ablanın anlatmasına izin vermiyoruz? Sorun değil. Birinci bölümü kaçırdım. Hey, Cornelia el kesmeden önce daha sadece bir varmış bir yokmuşu ve Lillian adlı prensesi geçmiştik biliyor musun? Anlatmayacak. Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleme. Eğer sana bir masal anlatmak istiyorsan bir masal anlatırım. Masal Nerissa adındaki kötü bir büyücü hakkında. Ve o prenses Lillian'ın bütün sihirli güçlerini almak istiyor. Ama prenses öyle şanslı ki onun 5 peri koruyucusu var. Will, Irma, Tarani, Cornelia ve Haylin. Sen beni asla korumazsın. Tamam, 4 koruyucu. Bu daha iyi. Bu masalı sevebilirim. Keşke sadece doğru olsaydı. Will, ben dinlemiyorken sen muhafızlar birleşin mi dedin? Bana öyle bakma. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Bununla birdenbire muhafız oluşumuzu mu kastettin? Yoksa Haley'nin dairesinin birdenbire orta çağa dönüşmesini mi? Yoksa dünyanın birdenbire büyümesini mi? De. Yukarıdakilerin hepsi. Nerissa şeklini değiştirebilir ve herkes gibi davranabilir. Matt. Will. Lillian beni görmemeli.
Napolyon'u hemen yakala. Ama Prenses Lillian'ın arkadaşı Bay Huggins neresi olduğunu her zaman söyleyebilir. Evet, bu doğru. İyi haber, bunlardan hiçbirini Nerissa yapmadı. Kötü haber, Lillian yaptı. Kale koruyucu periler ve Cornelia'nın uyku masalı onu tekrar isteklendirdi ve siz küçük bebekleri daha küçük bebeklere dönüştürdü. Ama nasıl? O binanın etrafında bir değişim zonu yarattı. Yani uzaktan hiçbir şey farklı görünmüyor. Evet Brenda, sinemadan beri tek kelime bile etmedin. Açıkçası Marco, beni bu kadar kötü bir filme götürmene çok şaşırdım. Gerçekten de o zalimce katliamı beğeneceğimi mi sandın? Ama zona girer girmez herkes bir kale görüyor ve değişikliği fark etmiyor bile. Ama Lady Brenda, mızrağı sen seçtin. Ben sadece seni... Bunu elime anlat Lord'um. Ve çocuk her şeyi isteyerek yaptı. Bu ne kadar güçlü olacağını gösteriyor. Sanırım Lillian gerçekten de dünyanın kalbi. Koruyucu perileri nöbet beklerken prenses uykuya dalmak için kendini güvende hissetti. Veya uyku masalı o kadar sıkıcıydı ki bu onu uyuttu. Hiçbir şey olmuyor. Kötü Nerissa'nın saldıracağını düşünmüştüm. Tamam, o saldırıyor. Ve yalnız da gelmedi. Nerissa dört kötü periyi kontrol ettiği için birlikte Prenses Lillian'ı iyi perilerden kaçırmak için kaleye kuşatma altına aldılar. Bak bak bak. Çocuğun gücünün biraz kontrolden çıktığını mı düşünmeliyim acaba? Ben Cornelia'nın masalının biraz kontrol dışı olduğunu söyledim. Merak etme, Matt ona haber verir. Ve bu arada biz bu büyücüyü büyücülükten çıkaralım. Gıdıklıyor. Bu neredeyse hiç adil değil. Dikkat et! Ama yine de ben adilliğe önem veren biri değilim. Eşsizlik. Tütsü de olabilirdi. Kelebek ağı olabilirdi. O da aşağılayıcı olabilirdi. Durum iyi. Küçük periler için çaresiz görünüyordu. Nerissa ve köleleri onların kanatlarını yolmak üzereydiler. Peki sonra ne oldu? Hiçbir şey. Başka hiçbir şey olmadı. Masalı burada bitiremezsin. Başka bir masala ne dersin? Daha az büyüleyici olan bir şeye ne dersin? O gerçekten de uyku masalından hiçbir şey anlamıyor. Öyle değil mi? Anlarım prenses. Masallar çok güçlü olabilirler. Gerçekten de insanın yaşamını bile değiştirirler. Aynı fikirdeki herkes üç kez miyavlasın. Miyav miyav miyav. Matt, gerçekten yardım etmiyorsun. Ayrıca bu sadece bir masal. Kahramanlar için başlarda durum her zaman zaten kötü görünür. Ve gittikçe daha da kötüleşir. Evet, iyi periler gizli silahlarını kullanma zamanı geldiğini anladılar. Süper büyüme gücünü... İşi bitecek. Hayır, hayır, hayır. Kuralları değiştiremezsiniz. Bir kez daha düşün. Bu bir çizgi roman değil. Bu bir peri masalı. Ve peri masallarının süper büyüme gücü yoktur. Affedersin. Ya fasulye? Lütfen. Peri masallarının perileri vardır. Büyülü prenses ve ejderleri. Bir ejder. Hayır, lütfen. Ejder olmaz. Evet, ejder. Ejder. 3 metre boyunda pullu ve korkunç. 7 metre boyunda dev kanatlı bir yarasa. Pekala, ama bizim tarafımızda, tamam mı? Hayır şapşal, o Nerissa'nın ejderi. Şuna bak. Ben de hiç hayvan sevmediğimi düşünürdüm. Ve o ateş üflüyor. Bütün ejderler ateş üflerler. Nedir bu dünya dışı homurtu? Ejder kaleye saldırıyor. Evet, içeri gir. Nasıl yanarsın bilirsin.
Gösterilerimi asla izleyemiyorum. Sen ne dedin? Hiçbir şeyleydim. Kahretsin Cornelia, ne düşünüyor lan Şaber? Cornelia asla düşünmez. Veya belki de bilmiyor. Cornelia dinle. Aman tanrım, biz ne yaptık böyle? Nerissa'ya bir ejder verdik. Peri masalı 101, hatırladın mı? Saat kaç olmuş? Ya sanırım şimdi masalı bitirmeliyiz. Evet. Ben de çok yoruldum. Ama masalı şimdi bitiremezsiniz. Kabuslar göreceğim. Ve senin kabuslar görmen sanırım gerçekten de iyi olmayabilir. Prens Cecilia'nı kurtarmalıyız. Ve güveni almalıyız. Biliyor musunuz, böcekleri ezmekten bu kadar zevk aldığımı hiç hatırlamıyorum. Nerissa'yı bu sefer yenmek yeterli değil. Geri gelmeye devam edecek. Peki ne yapacağız? Prenses Lirian krallığını hala koruyabilir. Eğer sihirli güçlerini başka birine borç verebilirse. Kime? Sana mı? Senin gücünü istemiyorum hayatım. Ama şövalyelere ne dersin? Şövalyelerim mi var? Elbette. Sir Matthew, Sir Huggles ve Sir Napoleon. Prenses Lirian, size hizmet etmek bir onur ve ayrıcalıktır. Neden onları veliahtların yapmıyorsun? Peki veliaht nedir? Kendi güçlerini kullanacak yaşa gelene kadar senin güçlerini kullanan biridir. Ama eğer bu kadar gücüm varsa bundan vaz mı geçmeliyim yani? Lirian, tatlım, baskı yok ama hemen karar vermen gerekiyor. Bilmiyorum. Cornelia, sence ben ne yapmalıyım? Yani bana mı soruyorsun? Gerçekten mi? O zaman sanırım bu iyi bir fikir. Nerede o? Aha! Sir Matthew, Sir Huggles, Sir Napoleon. Ben Prenses Lirian. Sizi gücümün veliahtı yapıyorum. Krallığımın veliahtı. Benim krallığımın adı nedir? Dünya. Vay canına, büyük krallık. Siz şimdi dünyanın veliahtlarısınız. Gidin, krallığımı kurtarın, perilerimi kurtarın. Efendime hizmet etmeliyim. Sizi küçük toz parçalarına mı ayırayım yoksa ejderime mi vereyim bilmiyorum. Çok kızgınım. Brenda, Brenda çok garip bir rüya gördüm. Biz bir kalede yaşıyormuşuz ve ikimiz... Uyumana bak Marco, yoksa kendini motelde yaşıyor bulursun. Vay canına, 3 metre uzun hissediyorum veya en azından 1.70. Şuna bakın, gönlünde de bir ejder ne de bir korkuluk var. Şapşallar, dünyanın kalbi, onun gücü alındı. Ve kim tarafından asla tahmin edemezsiniz. Şagun! Küçük Lil gücünü bize verdi ve bakın ne oldu. Sanırım eski huylar zor değişiyor. Gücünü bize verdi mi dedin sen? Bana... Huggles'a ve Napolyon'a. Çok şey kaçırdık mı? Seni özledim sadık dostum. Birlikte muhafızları yok etmeye ne dersin ha? Eski günlerin hatırına. Bence... Üzgünüm Nerissa. Yeni yönetim altındayım. Biz dünyanın veliahtlarıyız ve siz efendimizin topraklarını çiğniyorsunuz. Şu eski huylar konusuyla beni çok korkuttu. Eski huylar, yeni numaralar. Sanırım ben Shagun morfinini çok yuttum. Ama şimdi açma kapama düğmesini kontrol ediyorum. Ben içimden hala matım ve nefretle değil Lilian'ın gücüyle beslenirim. Sen bir muhafız gibisin. Ya biliyorum. Birbirimiz için mükemmeliz, öyle değil mi? Bu
alevler bizi asla durduramaz. Mührüm iki kalbin gücünü de tutuyor. Uyanma çağrısı kızlar. Nerissa, şu anda bizim de iki kalbimiz var. Ama başka dünyalar ve başka kalpler de var. Hepsini koruyamazsın. Ve yakında kendinizi bile korumayı başaramayacaksınız. Artık Nerissa prensesin gücünü asla çalamaz. Çünkü akıllı genç kız gücünü isteyerek üç veliahtına verdi. Ve onlar dünya krallığının koruyucusu olarak hizmet verecekler. Ta ki prenses sorumluluğu üstlenmeye hazır olana kadar. Ve son olarak prensesin ablası onları ayıran hiçbir şey olmaması için... Ve her zaman prensesinin yanında olacak. Ve ondan sonra da mutlu olarak yaşadılar. Evet, evde ton balığı kalmış mıydı? Merhaba tatlım. Heyecanlı bir şeyler oldu mu? Hayır, her zamanki gibiydi.